Bizden sonra da kafayı çekti garanti. Ah, buyurun, hoş geldiniz. Bu da kim ya? Her şey ne kadar da değişmiş. Her şey? Evet, hep değişir. Bir şey mi istemiştiniz? Fatih'e bakmıştık, arkadaşıyız. Burada oturuyordu galiba. Odasında. Uyandırsanız iyi olur. Epeyce işimiz var bugün. Bir şey anladıysam ara bulayım. Fatih! Fatih! Uyan! Fatih! Fatih uyan! Fatih! Ben burada! Abicim biziz ya! Dün gece içkiyi fazla kaçırmışım galiba. Sabaha kadar kabus üstüne kabus. Ama ne kabus! Sözlü şeytana rastlıyorum. Ve ruhumu ona satıyorum. Şeytan da ruhumu nerede saklıyor biliyor musunuz? Bir yumurtada. Rüyanı bırak da şu mutfaktaki kız kim onu söyle. Kız mı? Ne kızı? Kız ya, gelinlikli hem de. Canlı mı? Ya. Hem de biraz fazla canlı. Hadi kızı anladık, o garip adam kim peki? O da mı duruyor? Olamaz. Sen hastasın galiba. Kocacığım. Kocacığım? Sana macun hazırladım kocacığım. Ne macunu? Padişah macunu olacak. Ben macun filan istemem. Ayıp oğlum, giy şunu. Siz gidiyorsunuz değil mi? Bilmem, gidiyor muyduk? Gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Arkadaşlar gidiyor da. İyi günler. Fatih'cim iyi misin? İyiyim, ne, bir tuhaflık mı var? Bilmem, yok mu? Ya yukarıdaki? O şey, kayınpederim. Canım, insanın karısı varsa kayınpederi de vardır, öyle değil mi? Hadi güle güle gidiyorsunuz. Hadi güle 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 güle. Sen bir şey anladın mı? Ya canım bununla anlaşılmayacak ne var ya? Adam dün gece saat 1'den sonra bir kayınpeder bulup kızına talip olmuş. Gelinlik diktirip nikah dairesini açtırmışlar. Nikah şekeri yaptırıp nikah memurunu uyandırıp... Bu kadar saçmalık yeter tamam mı? Gökhan, Okan, gelsenize bir dakika. Gelin gelin gelin. Girin girin içeri bir dakika. Bir şey soracağım. Gökhan sen bilirsin şu şeytan meselesini anlatsana bana biraz. Ne şeytanı? Canım bildiğimiz şeytan işte. Hani şu havaya yasak elma verdiğini, cennetten kovulduğunu falan biliyorum da. Şimdi anlatsam inanmayacaksınız. Ben de olsam inanmam. Sen hele bir anlat da. Yukarıdaki adam var ya. O şeytan. Yani bildiğiniz şeytan öyle. Evet. Kız peki? Kızı tanırsınız canım. Vitrindeki manken var ya. Hani şu gelinlikçinin vitrindeki manken. Fatih'cim, kardeşim sen üstünü giysen de bir doktora gitsek diyorum. Ah, biliyordum inanmayacağınızı. Hadi güle 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 güle. Hadi. Mankenim canlı gibiydi, çaldılar onu. Ahlaksızlar, ne olur bulun mankenimi. Hırsız cinsi sapık olmalı. Fakirin biri üstündeki gelinlik için almıştır.
Şeytan! O kadar merak ediyorsan ben anlatayım sana. Yok ben işte... Otur. Ben... Tanrı'nın en çok sevdiği meleklerden biriydim başlangıçta. Ateşten ve ışıktan yaratılmıştım. Gel zaman git zaman... Tanrı... topraktan insanoğlunu yarattı. Ona ruh verdi. Ve bütün meleklerin insanoğlunun önünde secdeye varmalarını istedi. Bu miskin yaratığın önünde secde edemezdim. Gururum buna engeldi. Tanrı'ya karşı geldim. Ve cennetten kovuldum. O gün bugündür Tanrı'ya karşı gittikçe güçlenerek insanlar arasında dolaşır dururum. Bana teslim olan ruhlar Tanrı'nınkinden çok olduğu gün Tanrı ben olacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen de ruhunu bana teslim etmedin mi? Hayır. Geçici olarak. Ettin. Tek sıkıntım İnsan ruhlarının eski zenginliklerini kaybetmeleri, sıradanlaşmaları, Doktor Faust'un isteklerinin zenginliğiyle seninkilerin sefilliğini bir düşünsene. İstemiyorsanız vereyim yumurtamı. Kimse de doğru dürüst ruh kalmamış ki. Tanrı ile rekabetim olmasa çoktan bırakırdım bu işi. İnsanın durumunuza üzülesi geliyor. Beni anlamana sevindim. Kocacığım, çok sıkıldım. Biraz macun yesen de. Oh, yahu başka bir şey düşünmez misin sen? Allah Allah! Ne yapsın? 10 yıl bir vitrinde gerdek beklemek kolay mı? Ama istemiyorsan... Yo, istiyorum. İstiyorum da... biraz fazla şey. Şey yani... dün bütün gece... ne bileyim, doğru dürüst bir kadın olsa... işini yapan, temiz, tertipli, kocasını bekleyen... bu düzensizlik insanın çalışmasına da mani oluyor. Pekala. Şu senin işlerini halledelim de ben gideyim. Böyle sünepe bir ruhla bu kadar uğraşırsak, oho! İnsanız diye de bu kadar akir görmeyin bizi. Basma! Basma o pis ayaklarını salona. Zorla temizledim evi. Bundan sonra ayakkabılar sağlıklı çıkacak. Ver. Öyle ortalığa sigara külü filan sekmekte yok. Acele bir de elektrik süpürgesiyle çamaşır makinesi almak lazım, değil mi şekerim? Tamam. Sen doğru mutfağa, yemek yapmıyor. Baş üstüne babacığım. Temizlik, çamaşır, ütü, ille de yemek. Bir kadın başka ne isteyebilir hayatta? Kusura bakmayın ama şu işinde bir ortalamasını tutturamadınız. Sen nasıl bir kadın istediğini biliyor musun bakalım ha? Neyse, dur bakalım. Önce biraz dene de olmazsa değiştiririz. Bu bavul ne? Çömezlerimle bağlantı kuruyorum. Aa, bu ben. En alta saklanmış keratalar. Kukla da oynatıyorsunuzdur siz. İşim bu. Hepsinin ipleri benim elimde. Ben ne istersem yaparlar. Mesut Tıkıran değil mi şu? Türkiye'nin en büyük kaset plak işinin başına getirdim onu. Aa, Şeref Bey, gazinocular, kumarhaneler kralı. Zavallı bir serseriydi. Ortadakini tanıyamadım ben. Türkiye'nin en güçlü reklam şirketinin sahibi Birol Sedefçi. Peki ne olacak bunlar şimdi? İstediklerini bunlar gerçekleştirecek. Müzikol, plak, kaset, reklam. Şunu alalım. Bu ne?
bağlantı aracımız. Telsiz gibi ha? Dur, yapma, ne olur, hadi çıkar. Bu gece senin önünde gereken talimatı veririm onlara. Gel bakalım Mesut Tıkıran. Hala acıyor. Fena dürttü eşi ol eşek. 3-5 yıldır ortalıkta yoktu. Boşverin. İpler artık bizim elimizde. Ha hı deyip geçiştiririz, tamam mı? Tamam da insan gene de ürküyor biraz. Korkacak bir şey yok. Her şeyi biz yaptık. Bulduk, seçtik, kandırdık, uyuttuk, sömürdük, sattık, kazandık. Artık biz varız.